bugün işte bedenin geri dönüşüyle ilgili böyle saçma saçma şeyler duyunca sözüm alan uzman kişilerden, yok bedenin geri dönüşü falan. Beden sırf postmodernizmde geri dönmüyor. Bir kere bu bir. Bedeni Avrupa felsefe tarihinin ortasına Schopenhauer koskocaman bir biçimde dikiyor. Ondan sonra Nietzsche Dionysos'u getiriyor o bedenin üstüne. Yani tinin tahtı oynatılıyor ve ne geliyor yerine? Et geliyor, et. Tin yok oluyor, o sis, o bulut, o idea yok oluyor. İstenç geliyor, arsız istenç. İstenç kendisini asil kılmak için kelimenin tam anlamıyla bir yerinden etten tini uyduruyor. Postmodernizmde beden geri gelmiyor. Beden hep var, o kadar da değil. İdeal beden var. Klasik kahraman bedeni var. Beden nasıl? Beden opak, sırf ışık geçiyor. Kapalı. Kendisini çevreleyen kozmos, ki bu kozmos doğaya tekabül ediyor. Hiçbir surette ne yapmıyor? Etkilenmiyor. Etkilenmediği için nesini koruyor? Saflığını koruyor. Yekpareliğini koruyor. Nesini koruyor? Sağlığını, maddi manevi koruyor. Ne? Bağışıklığı var. Neye karşı? Etkilenmelere karşı. Değişimlere karşı. Dolayısıyla beden ne? Klasik beden. Durağan ve ideal. Durağan ve ideal. Statik. Statik olmak zorunda. Neden? Çünkü o yakaladığı en mükemmel anı statik bir biçimde muhafaza etmesi lazım. Rüzgar bile saçını böyle aman aman dağıtmıyor. Bunu nereden biliyoruz? Winkelmann'dan biliyoruz. Apollon'un saçını tarif ederken, Apollon Belvedere'nin saçını tarif ederken, saç öyle mükemmel ki rüzgar bile uçuşturamıyor bedenin geri dönüşü. Saçma. Bedenin hüviyet değiştirmesi dese gam yemeyeceğim. Ondan sonra işte kedi köpek alıyorlar ya. Uygulamalı sürrealizm. Türkiye'de biz buna zaman zaman felsefede diyoruz. Böyle işte. Millet de hiçbir dünyadan haberdar olduğu için böyle. Seyrediyorlar yani. Seyrediyorlar. Neyse. Klasik beden bu. Hiçbir surette değişmez. Çünkü T'nin üç boyutlu maddi yansımasıdır, suretidir. Analoji içerisindedir. Değil mi? Schopenhauer'dan sonra o meşhur tin inanılmaz oportunist bir biçimde istencin bir yaratığı olduğu ortaya çıkıyor. İstencin bir tasarımı olduğu ortaya çıkıyor tinin. Et tini yaratmış, kendisini, kendi arsızlığını yukarı çekebilsin diye bakar mısınız korkunçluğa? Bakar mısınız? Dolayısıyla Schopenhauer bunu söylemekle neyin kahpeliğini ortaya koyuyor? Ah, o ulvi teleolojik... Ulvi telosların aydınlanmasını, ne güzel bir egoist, egoman, çirkefçe bir tasarım olarak ortaya koyuyor değil mi? Aydınlanma dolayısıyla neyin sonucu oluyor? Aslında aydınlanma, arsız etin bir... kendisini ulvileştirmek için ve geri kalan dünyayı köleleştirmek için tasarladığı metafiziki bir boşluk, bir araç yarattığını iddia etmiş oluyor değil mi? Bunu Schopenhauer fark ediyor. Bunu Schopenhauer dile getiriyor.
O yüzden Schopenhauer ilk postmoderndi. Beden geri dönmüyor. Beden, bütün o platonik tasarımlarının kralı ve kraliçesi olarak karşımıza çıkıyor Schopenhauer'de. Tasarım ve istenç olarak dünya. Bunları bilin. Yani çok edebi metinlerdir bunlar. Tabii ki tercihen orijinal metinlerinden okumak hep daha iyidir. Çeviriler kötü. Çeviride çok fazla şey ne oluyor? Kayboluyor değil mi? Evet. Dolayısıyla postmodernizm bu ulvi klasik bedenden nasıl intikam alıyor? O bedenin harmonisini, o bedenin o dengesini, o bedenin altın oranını bozarak. Ne oluyor biliyor musunuz? Beden transgresif bir biçimde sınırlarını aşmaya başlıyor. Şişmanlıyor. Sınırlarını aşıyor. O sınır nedir? Ölçüt. Ölçütlerdir. Ölçütlerdir. Harmonik ölçütlerdir. İşte şu boya bu kadar kilo vesaire vesaire. Sınırlarını aşıyor ya da ne oluyor? Sınırlarını içe doğru aşıyor. Olumsuz anlamda aşıyor değil mi? Küçülüyor. Ne oluyor? Şey oluyor. Zayıflıyor. Bir deri bir kemik oluyor. Nasıl yapıyor bunu? Nasıl yapıyor? T'nin, tanrısal T'nin etten kemikten tahta olan beden ne oluyor? Bir nevi cezalandırılıyor değil mi? Uygulamalı bir protestoya indirgeniyor. Nasıl yapılıyor bu? Yiyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz tuvalete, bir şey sokuyorsunuz ağzına, kusuyorsunuz. Ondan sonra bu alışkanlık oluyor. Mideniz hiçbir şey tutamaz oluyor. Bulimya hastalığı değil mi? Ne oluyorsunuz? Bir deri bir kemik oluyorsunuz. Sonra aynaya bakıyorsunuz. Boyunuz 1.73. Kilonuz 38. Aynaya bakıyorsunuz diyorsunuz ki aman Allah. Şişmanlamaya başlıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Beden kendisini klasisizmin tahtı olmasından ötürü protesto edip cezalandırıyor değil mi? Asıl ideal beden ne oluyor şimdi? Yaralı beden, piercingli beden. Hangi beden? Dövmeli beden. Hangi beden? Cinsiyet değiştirmiş beden. Hangi beden? Çipli beden. Posthuman beden değil mi? Hangi beden? Gözümüzde bilmem ne takılmış. Android beden değil mi? Ne yapıyoruz? Kendimizin, Tanrı'nın, tanrısal parçanın, ruhun kasesi, kutsal kasesi olan bedenin kutsallığını ne yapıyoruz? İmha ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çok iyi bakmamız gereken, bağımlılık yapan maddeleri hoşgörülü davranmayan, disiplinli olan bedenimizi bir protesto aracı olarak kendi içindeki tanrısal parçayı böylesine imha etmeye çalışıyoruz değil mi? Bedenin mevhum değiştirmesi, huy değiştirmesidir. Postmodern beden. Beden zaten hep var. Bedenin oluşu zaten 2000 sene boyunca aydınlanmacı platonik felsefenin derdi. Bir türlü bedeni ne yapamıyor? İmha edemiyor. Hani bedenin döndüğü falan yok. Beden zaten hep var. Maalesef. Maalesef. Hristiyanlık için maalesef. Platoncular için maalesef. Tin değiliz. Ne yapıyor postmodern beden? Bu 2000 yılın intikamını alıyor. Ne yapıyor? Bedenin çarkına okuyor. Özellikle popüler kültürde bu çok görünüyor. Değil mi? Dizilerde. O zombiler ne güzel. Pıst, kol düşüyor. Bağırsaklar patlıyor.
Yok birisi burasına bir jilet takıyor. Yok birisi 15 kilo piercing, küpe, bilmem ne takıyor vücudunun en mahrem yerlerine kadar. En mahrem yerlerine kadar bedenin mahremi kalmıyor. Kutsal kase ne oluyor? Bir numaralı porno yıldızı oluyor değil mi? Kutsal kase, kutsal kasenin gizem dolu, misterium dolu içine porno kameralarıyla bakıyoruz. Hiçbir sır kalmıyor. Ve ne çıkıyor ortaya? Allah'ım burada öyle bir şey olamaz. Bir beden olamaz. Hangi beden? Atraktif beden, yaralı beden, zarar görmüş beden, oyulmuş gözler, değil mi? Görmeyen gözler, ne kadar güzel oksimorik. Duymayan kulaklar, ne kadar güzel. Sadece boş bir semiyon, koku almayan burunlar, çoğalmaya yaramayan cinsel organlar. Yürümeye yaramayan bacaklar, torzolar, yerde sürünen et parçaları. Beyinsiz güzel bedenler, beyinli ve zeka dolu garip garip kopmuş uzuvlar, bağımsız hayat geliştiren. Evet, postmodernde istenç aleni görünür oluyor. Bunu söyleyebilirsiniz. Buna izin var. Ama öteki işte beden geri dönüyor. Postmodernizmde bunlar saçma laflar. Saçma laflar. Hele bir profesyonelden çıkmaması gereken laflar. O yüzden birazcık böyle monografileri, onları bunları okumayı bırakın. Biraz bağlamdan bakın da hakikaten senfoniyi duyabilin. Yoksa böyle münferit münferit herkesin ay işte şunda şu, şunda şu hiç faydası yok. O senfoniyi duymanız lazım. Ne neyin dışa vurumu? Postmodern beden dolayısıyla nasıl bir beden? Oluş halindeki beden. Dinamik halindeki beden. Ama nasıl? O oluş halindeki beden, o dinamizm bir bütünselliğe, bir telosa götürmüyor. Gayet süreal, alakasız bir biçimde, gerçek üstü bir biçimde sfenksvari ilgisi olmayan unsurlar ne yapabilir? Birleşebilir değil mi? Birleşebilir. Grotesk beden canavarımsı bedendir. Canavarımsı olma durumu bedenin potansiyelini gösteriyor. Dolayısıyla postmodern beden mitik anlamda neye benziyor biliyor musunuz sevgili dinleyenlerim? Kendi kuyruğunu ısıran, oradan yutmaya başlayan Uroboros'a benziyor. Bütün varoluşsal potansiyele sahip. Ve neye tükürüyor? Platonistan'daki ideallere tükürüyor değil mi? Yapıyor onlara. Ben diyor senin diyor kabusun olacağım diyor. Sana diyor kabusu öğreteceğim diyor. İdealin tam tersi bir kelime yok. Olamaz. Çünkü o tam tersi kelime bile ne oluyor? Devinim halinde asla bitmiyor. O dinamizm asla sona ermiyor. Yukarıdan aşağı platonik idealler dehşetengiz bir biçimde kendilerinin nasıl hazmedildiğini bir daha hiçbir surette bir araya getirilmemek, alakalı bir biçimde bir araya getirilmemek üzere nasıl çözüldüklerini uygulamalı bir biçimde seyrediyorlar. Neyi seyrediyorlar? Söyleyeyim ben size. Kozmosun kaosa regrede olduğunu görüyorlar, onu takip ediyorlar. Ve o kaos bir daha asla kosmos olmak üzere hiçbir tin onu oradan uyandıramayacağını da yavaş yavaş fark ediyorlar. Ve ödleri kopuyor.